Fortnite 7 yaşına girdi ve oyuncular ücretsiz eşyalar dağıtıyor arkadaşlar. Onları göstermeden önce kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. İlk önce oyunculara ücretsiz verilecek kostümü göstereceğim arkadaşlar. Şöyle. Kazması şu. Bence çok güzel. Şöyle kostümü de göstereyim tarzlarıyla birlikte. Bu ilk tarzı arkadaşlar. Diğeri de sadece siyah hali. Şöyle göstereyim. Bu kostümü alabilmek için arkadaşlar hesap seviyeniz 50 seviye olması gerekiyor. Ki bu kostümleri alabilirsiniz. Zaten tarzları da var burada. En son tarzı da mavi. Onu nasıl açıyorsunuz onu bilmiyorum. Çünkü eşyaya baktığımızda mavi tarzını göremedik. Bu kostüm için arkadaşlar Fortnite bize 10 hafta 5 gün vermiş. Bence ideal bir şey. Zaten kanalda da bol bol TP yani seviye atlama videoları var. Onları izleyin ve kostümü hızlı bir şekilde alın. Şimdi doğum günü hediyelerine bakalım. İlk önce bir seviye atlatıyor arkadaşlar. Bir tane sprey veriyor. Şöyle görüyorsunuzdur zaten. Çok güzel bir kazma veriyor. Efsane bir kazma bence. En güzeli de arkadaşlar şuradaki sırt çantası. Ya baksanıza ne kadar da tatlı bir şey ya. 7 yaşına girdi Fortnite. Şimdi görevlere bakalım. İlk görev arkadaşlar otobüs şoförünün doğum gününü kutla. Onu nasıl yapacağınızı göstereceğim şimdi. Otobüsün içindeyken arkadaşlar B tuşuna bir kere basın. Şimdi doğum günü görevi de gelecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu 7 kere yapmamızı istiyor oyun bizden. Doğum günü pastası dilimleri arkadaşlar haritada görüyorsunuz. Şimdi en yakındaki yerden pasta dilimlerimizi yiyeceğiz. Yani o da burası. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar görev hızlı bir şekilde bitti. Şimdi balon patlat görevini yapacağız arkadaşlar. Balonlarımız da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onları patlatıyoruz. Abi sadece iki tane balon patlatmamız gerekiyor. Onun için de arkadaşlar şöyle göstereyim haritadan gideceğimiz yeri tekrar şuraya tıklayalım. Pastayı görevine tıklayalım. Buraya gidiyoruz. Ve gördüğünüz gibi görev bitti. Şimdi arkadaşlar doğum günü hediyesine fırdat ya da sandık aç görevini nasıl hızlı bir şekilde yapacağınızı göstereceğim. Burada haritaya girelim. Ve en çok sandık arkadaşlar haritanın tam bu noktasında var. Ya buradaki sandıkları açacağız. Bakalım hediye kutusunu da bulabilirsek buradan bulacağız. Hediye kutusunu buldum arkadaşlar. Alıp kaçıyorum. Şimdi hediye kutusunu kullanacağım. Hadi bir sandık daha açsam iyiydi. Şunu kırayım da. Bunun içinden de arkadaşlar doğum günü pasta marjonu çıkıyor. Oley. Ya bu balonu aldıktan sonra cut et görevini de bitiririz çok rahat ya. Son sandık da şurada olması gerekiyor. Ya da şurada da var. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar görev bitti. Bakalım cut et görevini de bitirebilecek miyiz? Şöyle bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar balonla cut et görevini de bitiriyoruz bu sayede. Nereye kadar gideceğim arkadaş? Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar görev bitti. Ve kazmayı aldık arkadaşlar. Bence çok güzel. Ve seviye de atlamışız. İyi. İki görevimiz kaldı arkadaşlar. Birisi otobüs şoförüne selam vermek. En kolayı bu. En zoru da arkadaşlar fişek tabancasıydı arkadaşlar. Rakiplerimizi ortaya çıkartmak biraz zor. Çünkü tabancayı bulması neredeyse kanser. Evet arkadaşlar fişek tabancasını buldum. Ölmeden alayım şunu. Ve kullanayım.
Arkadaşlar şu kırmızı işaretlerin geçmesini bekleyin, yoksa fişeklerinizi boşu boşu kullanmış oluyorsunuz. Hadi son bir mermi ve görev bitsin hadi. Son bir mermimiz kaldı arkadaşlar. Ve görev de bizden bir kişiyi taramamızı istiyor. Şu işaretler bir geçsin artık ya. Sonunda. Bakalım. Sonunda görev bitti. Görevi bitirdik arkadaşlar ve çok güzel bir çanta kazandık. Şöyle göstereyim sizlere. Dostlar bütün görevleri bitirdik gördüğünüz gibi. Karşılığında kanala abone olup videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ne demişler? Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.